Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, bu şu zarif modeli görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çıtı bıtı. Yine iğneden tığa bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Bu şekilde kenarına da zarif bir duracağını düşündüğüm için bu kirpikli trabzanlara uygun gördüm arkadaşlar ben. Aslında bunun resminde büyük iri yapraklar var ya arkadaşlar. Şöyle trabzana yaptığımız yapraklar ondan vardı. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz o şekilde yaprakları da yapabilirsiniz. Evet şimdi ikişer zincir çekerek tülbentimizin dört kenarına tığlıyoruz bu şekilde. Ve tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Bir zincir biraz ipimizi uzaltıp şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar 2 defa tığımın başına doladım 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battım şöyle arasına girdim 1 2 2 2 bu şekilde bir tane trabzan yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar 5 zincir ilk de 5 zincir diğerleri 4 arkadaşlar 4 zincirimi çektim kapattım trabzanıma 1 2 3 4 zincir kapattım trabzanıma şimdi buraya artan kısmı arkadaşlar kirpikten kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde arkadaşlar trabzanımızın kirpikli trabzanımızın yapılışı bu şekilde yandaki tığ battı ya kapattım bu şekilde destek vererek dik durmasını sağlıyorum. Bir zincir. Hemen arkadaşlar üç tane yeter umarım. Benimkisi model amaçlı siz 5 tane verin. 5'ten fazla da vermeyin çünkü fazla aralıklı hoş durmuyor bu çıtı pıtı modellerde. O da zaten hafif. Bir de aralık fazla verildiği zaman hepten arkadaşlar ara suyuna bindirilmiş oluyor o model. Oyamızın tülbenti pek hoş durmuyor. Böyle ufak tefek çıtı pıtı modellerde sık aralık daha hoş duruyor arkadaşlar. En fazla 5. Ben bu 3 taneyi model amaçlı verdim. Şimdi çiçeğimiz için yuva kısmına geçelim. Bir zincir çekip tığ battımın içine kapattım. Bir tığ battıya 2 tane bir zincir çekerek sık iğne yapıyoruz. 1 ve bu da ikinci sık iğne. Tekrar bir zincir çekip tığ battıma girdim kapattım. Bir zincir çektim tığ battıma girdim kapattım. Buraya 3 tane arkadaşlar sık iğne yaparak tığ battımı yaptım. Şimdi 5 zincir. 5 zincirimi çekip bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bu şekilde girdim ve kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar yuvamızın sol tarafına da bu şekilde 3 tane tığ battı yapacağız bir zincir çektim kapattım bir zincir çektim tığ battıya kapattım iki bir zincir çektim kapattım bir zincir çektim kapattım iki bir zincir çektim kapattım ve buraya üç tane arkadaşlar tığ battı yaptım bir zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar bu şekilde iki defa tığımın başını doladım bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yaptım 4 5 zincir kapattım bu şekilde 3 4 5 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 zincir herhalde öbürleri 5 oldu arkadaşlar bunu da 5 yapalım aslında 4 zincirdi Geri kalan kısma da dört tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tane daha ara suyu olarak kirpikli trabzanımızı yaptık. Ve yandaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıp ipimizi koparalım arkadaşlar. Küçük bir örümcek yapıyorum. İki tane doluyorum. Tığımın başına. Bir iki atlayıp bir iki iki 2, 4 seferde bir trabzan yaptım. 5 zincir. Kapattım trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım trabzanımı. Geri kalan bu trabzanımın kısmına da 4 sık iğne. 3, hemen yandaki tığ battıya da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ara sularımı arkadaşlar. Kopartıyorum ipimi. İpimi tığıma zincir çekerek tutturdum. Bir defa tığımın başına doluyorum. Bu yapmış olduğum arkadaşlar 5 zincirli yuvanın içine 1 2 2 olarak bir tane 3 seferde çektiğim trabzan yaptım. 1 2 iki, 2 iki, ikinci trabzan şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum buraya tam 9 trabzan yapacağız 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 ve 9 buraya arkadaşlar tam 9 tane bu şekilde trabzanımı yaptım şimdi buraya 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum arkadaşlar bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde 4 zincirimi yuva yaptım ve araya 3 zincir yine bir tane atlayıp ikinci trabzanımın tepesine yuva olarak kapattım 1 2 3 zincir. Bir tane atlayıp ikincinin içine arkadaşlar bu şekilde yuva yaptım. 1 2 3 zincir. Bu ilk yaptığım trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım. 4. yuva. 9 trabzanımızın üzerine bir et trabzan atlayarak arkadaşlar 4 tane yuva yaptım. 4 zincirimi çekip döndüm. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya ilk yuvama kapatıyorum 4 zincirimi. 3 zincir, yandaki 3 zincirli yuvaya 1 2 3 zincir. Yandaki 3 zincirli yuvaya 1 2 3 zincir. Hemen sondaki 3 zincirli yuvaya. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane daha yapacağız. Modelimizi büyütme işlemi yapıyoruz. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim ve sonucu veya kapattım bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir döndüm arkadaşlar ters tarafına. Şimdi ilk ucu attığım yuvanın içine arkadaşlar o 4 zincirimi kapattım. Buraya bir tane yuva yaptım. 3 zincir kapattım bu şekilde. 2 3 zincir kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde 3 zincir bakın arkadaşlar çoğaltınca adedim 5'e çıkıyor 3 zincir hep sonlarda arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu son kısmında çoğaltma işlemi yapacağız 3 yerin arkadaşlar buraya 4 yapacağım Çünkü döndüğümde bu yuvanın içine 4 tane kirpik yapacağım. Onun sığmasını istediğim için 4 yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım arkadaşlar bu son yaptığım yuvamın içine. 1. kirpiğim oldu. 4 zincir. ikinci kirpiğim oldu. 1 2 3 4 zincir. Bu da 3. kirpiğim oldu arkadaşlar bu şekilde. Ve yine 1 2 3 4 zincir. Kirpik yapıyorum bu şekilde. Evet. 4 tane kirpiğim oldu. Şimdi zincir sayımı 2'ye düşürdüm arkadaşlar. Çünkü biraz toparlanmasını istiyorum yuvalarımın. Bu şekilde 1 2 zincir düşürdüm 2'ye. 1 2 bu 3 arkadaşlar. Niye? Çünkü buraya da sarı kirpiğimizi yapacağımız için 3 üç yapıyorum 3. kirpiğimi şey tığ battım arkadaşlar bakın bu sarının yuvası buraya burası 3. tığ battım 1 2 zincir yine 2 tane 2 zincirli tığ battı yapıyoruz 2 zincir sonuncu yuvaya kapattım bu şekilde çünkü arkadaşlar bakın bu 4 zincirle dönülüp dönüldüğü için biraz daha küçük duruyor ama yapacağız yine de. 4 zincir kapattım buraya. 4 küçük durdu arkadaşlar. Bir tane daha çekeyim. Bismillah. Bu şekilde kapattım buraya. 4 zincir kapattım buraya bu şekilde 4 zincir kapattım buraya bu şekilde ve tekrar 4 zincir kirpiğimi kapatıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde de buraya 4 zincirle 4 tane kirpik yaptım ve ipimi koparıyorum İpimi yakayım arkadaşlar şu sarı kirpini yapmak için dönelim Evet arkadaşlar zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum ve buradaki ara yuvayı yapacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz bir renk ne kadar oyaya hareket getiriyor. Şu şekilde kel tavuk gibi duran oyamız kirpiği alınca ne kadar hoş ve güzel bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bu üç zincirli yuvamın içine sık iğne ile ipimi tutturdum arkadaşlar. Buraya dört tane zincir çekiyorum kapattım buraya 1 2 3 4 zincir ikinci kirpiğimi yaptım 4 zincir bu da 3. kirpiğim arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ütüsüz olduğu halde Hemen ipini yakar yakmaz karşınıza çıkardım. Görücüye çıkardım. Bu şekilde hafif böyle test tarafından arkadaşlar hafif bir ütüde basılırsa daha bir tiril tiril duracaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zaten arkadaşlar bu şekilde zarif bir model. Hemen yapıp başınıza takacağınız bir model. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yemeninizin içindeki çiçekleri renklerinde yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.